Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Rusya ve Kuzey Kore'nin bir saldırıya uğraması halinde birbirlerine yardım sağlayacağı duyuruldu. Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Vladimir Putin tekrar Kuzey Kore'ye gitti. Başkent Pyongyang'a giden Putin'i Kuzey Kore lideri Kim Jong-un havaalanında karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemiz önemli dedi. Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Başta Ukrayna politikası olmak üzere Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz ifadelerini kullandı. Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Kim, Rusya'ya tam ve koşulsuz destek sözü verdi. Putin'in ziyareti Pyongyang-Moskova ittifakının savunma dahil farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme girişimi olarak yorumlanıyor. Bir ülkeye saldırı yapılması durumunda diğerinin o ülkeyi savunacak olması da tarafların elini güçlendiriyor. Çin ziyareti olumlu olarak değerlendirdi. Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışa katkı sunacağına dair beklentilerini Güney Kore'ye iletti. ABD ise Rusya-Kuzey Kore ilişkisinden rahatsız. Pentagon'dan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dair endişeler dile getirildi. Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gidecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.